Merhabalar, Mahya Işıklarına hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz. Ne mutlu bizlere. Mahya Işıklarının tam altındayız. Bizim bilinen en eski seyirlik oyunumuz hiç şüphesiz ki Hacivat ve Karagöz'dür. Geleneksel tiyatro sanatımızın kökleri olan orta oyunu ise işte bu Hacivat ve Karagöz'ün ete ve kemiğe bürünmüş halidir. Kavuklu Karagöz. Pişekar Hacivat. Orta oyununun iki vazgeçilmezi Kavuklu ve Pişekar. Ve Ramazan aylarında elbette ki orta oyunu oynanırdı. Hatta bu orta oyunu sarayda bile oynanmıştır. Özellikle Sultan Abdülaziz'in tahta yeni çıktığı o ilk yılda sarayda oynanan bir orta oyunu çok ama çok önemliydi. Bu oyunun amacı İhtisap ağası Hüseyin Bey'i yeniden o makama getirtmekti. Hüseyin Bey İhtisap ağalığından el çektirilmiş. Fakat arkadaşlar onu çok seviyor. Ne yapalım da Hüseyin Bey'i yeniden görevine iade ettirelim. Bu amaçla sarayda Abdülaziz'in karşısında bir orta oyunu düzenlenmişti. Oyun bir pazar sahnesiyle açılıyor. Bir pazar yeri, esnaf, alışveriş yapanlar Sultan Abdülaziz seyrediyor. Her şey çok güzel giderken oyunda birdenbire bir koşuşturmaca, bir kargaşa, oyunda bir telaş. Abdülaziz şaşırıyor, soruyor. Hayrola, ne oluyor? Yanıt veriyorlar. Efendim, İhtisap ağası Hüseyin Bey geliyor. Abdülaziz daha da şaşırıyor. Esnaf bu kadar çok mu çekiniyor Hüseyin Bey'den? Evet efendim diyorlar. Ve Abdülaziz kurallarına insanların uyduğu, çekindiği Hüseyin Ağa'yı yeniden ihtisap ağası. Efendim ihtisap ağası ne mi demek? Belediye başkanı yani belediye başkanı. Daha küçük yerlerdeki belediye başkanı. Sonradan şehir emini oluyor zaten. Evet, Abdülaziz yeniden Hüseyin Bey'i İhtisap Ağalık görevine getirtiyor. İşte Hüseyin Bey'in torunu Hatice'nin 1867 yılında bir oğlu dünyaya geliyor. Mehmet Tevfik. Mehmet Tevfik Aksaray'daki evlerinin penceresine küçükken şunu yazıyor. Ressam Tevfik. Ama ressam, çok iyi bir ressam. Tevfik Bey çok iyi ressamdı. Fakat biz onu edebiyatçı kimliğiyle tanıyoruz. Şiirleriyle. Tevfik Fikret. Tevfik Fikret'ten söz ediyorum size bu Mahya Işıklarında. Büyük bir trajedidir onun hayatı da aslında. Annesi ve dayısı hacca giderken hac yolunda büyük bir kolera salgınından kurtulamıyor ve vefat ediyor. Tevfik Fikret'i yengesi ve anneannesi büyütecektir. Tevfik Fikret evet çocukken evinin penceresine ressam diye yazıyor adının başına. Zaten resimler yapıyor. Galatasaray Lisesi'ndeyken, öğrenciyken onun yapmış olduğu bir İstanbul kabadayısının resmi vardır. Mükemmel bir resimdir. O zamanlardan belliydi zaten resim öğretmeni. Onun iyi bir ressam olacağını anlamıştı o resme bakarak. Ama Tevfik Fikret edebiyata yöneliyor, şiire yöneliyor. Ama resimden hiç kopamıyor biliyor musunuz? Onun tanınmayan kimliği ressamlığıydı. Eşi Nazım Hanım bir anket yapıyor Tevfik Fikret'e, soruyor. Nasıl ölmek istersin? Şu yanıtı vermişti resim yaparken. Ama ne yazık ki Tevfik Fikret resim yaparken ölmüyor. Fakat dönemin ünlü kadın ressamı Mihri Müşfik Hanım Tevfik Fikret son nefesini verirken onun başucundaydı ve onun resmini yapıyordu. Bir dönem siyasi hayattan, polemiklerden çok sıkılıyor Tevfik Fikret ve Yeni Zelanda'ya gitmek istiyor. Orada bir ada satın alacak, bir ev yapacak ve orada yaşayacak arkadaşlarıyla. O evin planı da çiziyor. Bizzat kendisi çiziyor. Fakat sonra bu düşüncesi gerçekleşmiyor. Ama çizmiş olduğu o ev planını İstanbul Boğazı'nın sırtına, aşiyana yapıyor. Evet, bugün Tevfik Fikret'in müze olan evi aslında kendi planladığı, planlarını kendisi çizdiği, Yeni Zelanda'da bir adaya yapmak istediği evdi. Ya şunu da anlatmadan geçmeyelim. Bunu anlatmasak olmaz elbette. Çok seviyorum onun bu öyküsünü. Bir gün Tevfik Fikret Cağaloğlu kuşundan aşağıya doğru yürümektedir. Sol tarafında yakın arkadaşlarından
Hüseyin Cahit Yalçın vardır. Yürüyorlar, bir ara duruyor Tevfik Fikret. Tutuyor Hüseyin Cahit Yalçın'ın kolundan, diyor ki Hüseyin sağ tarafıma geç. Hüseyin Cahit Yalçın'ı sol tarafından sağ tarafına alıyor. Yürümeye devam ediyorlar. Hüseyin Cahit Yalçın geri dönüyor. Ya bunu niye yaptın? Tevfik Fikret şu anda veriyor. Hüseyin, sol yanımda kalbim var. Orası karıma aittir. Geldik bir Mahya Işıkları'nın daha sonuna. Yarın yeniden aynı saatte bu masanın etrafında birlikte olalım. Sürçülisan ettiysek affola.